Dizi Rehberim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce Koruman'ın yalan ifade vermemesine çok sevindik. Umarım Cevahir geri kalan ömrünü demir parmaklıklar ardında geçirir diyorsanız ve ayrıca Dilan ile Baran'ı ayırmaya hiç kimsenin gücü yetmez diyorsanız hemen aşağıdan videomuzu beğenin, hep birlikte sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yeni bölümde Cevahir ile birlikte Hasan da mı tutuklanacak? Sezon finalinde Dilan ile Baran boşanacak mı? Cevahir hapisten mi kaçacak? Hasan Dilan'ın bebeğini de alıp yurt dışına mı kaçacak? Sezon finalinde bizleri bekleyen sürpriz gelişmeler ve üzücü haberler neler? Azade Hanım Hasan'ın yaptıklarını öğrenince senin gibi evlat olmaz olsun diyerek kalp krizi mi geçirecek? Baran amcası Hasan'dan annesinin intikamını nasıl alacak? Merak ettiğiniz her şeyi sizler için derledim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yağmur yükselin güzelliğine hayranım diyorsanız yorumlar kısmına kırmızı bir kalp bırakmayı unutmayın. Kan çiçekleri dizisinin yeni bölümünde Baran, her ne kadar Cevahir'in sonsuza dek hapiste kalması için bütün kozlarını oynasa da, aksilikler üst üste gelecek korumanın ifadesi mahkemeye yetişmeyecektir. Cevahir, Hasan'dan korumanın o ifadesinin mahkemeye ulaşmasına engel olmak için bir yol bulması gerektiğini, aksi takdirde kendisi ile birlikte Hasan'ın da hapislerde çürüyeceğini söyleyecektir. Ya da Cevahir, Hasan'a korumayı ailesi ile tehdit etmesini ve ifadesini değiştirmesini söyleyecektir. Hasan ve Cevahir bir olup ne yaparlarsa yapsınlar, Baran'ın adaleti sağlamasına engel olamayacaklardır. Bölüm sonunda Hasan'ın Kudret Bey'e bütün banka hesaplarım boşaltılmış, nerede benim param, ben paramı istiyorum demesi çok komik değil miydi ya koptum o sahnede. Eğer Kudret Bey, Hasan'ın sonunu getirmezse ve onun yaptıklarını ortaya dökmez ise Cevahir her zaman Baran'ın yapacağı hamleleri önceden tahmin edecek ve gerekli önlemleri alacaktır. Cevahir şimdilik çok fena köşeye sıkışmış gibi gözüküyor. Çünkü Cevahir, Hasan'ın korumadan kurtulamadığını öğrendiğinde çok fena sinirlenecektir. Cevahir, ömrünün sonuna kadar demir parmaklıklar ardında kalacağını anladığında, Baran'ı da içeri attırmak için bir plan yapacaktır. Daha önce hatırlarsanız bir koruma kaybolmuştu, fragmanda Kudret Bey ismini söylüyor neydi he kaçak koruma Nusret yok mu diyor. Kesin Cevahir o korumayı öldürdü ve suçu da Baran'a atmak için bir plan yaptı. Belki Hasan'dan gizlice Baran'ın silahını kendisine getirmesini istemiş ve korumayı Baran'ın silahı ile vurmuş olabilir. Ama Cevahir'in yine bir şeyler karıştırdığı kesin. Cevahir Baran'a benimle uğraşmayı bıraktı, kendini nasıl kurtaracaksın onu düşün diyecektir. Diğer yandan Kudret Bey ise Hasan'ı çok yakında yaptıklarını ortaya dökeceğine dair tehdit etmişti. Hasan, Kudret Bey'in kendisini öldürmesinden korkacaktır. İkiye sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıdan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diziye dair yeni analizlerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.